Hiçbir şey gerçek değil. Şu anda YouTube üzerinde izlediğin her şey yalan. Bu video bile tamamen büyük bir yalandan ibaret. Neye tıkladığını biliyorsun. Ne yaşanacağını biliyorsun. Korkmaya hazır mısın? Evet, Ray ile biten kişiler dedi. İlk oyunumuz Analog Samlot. Analog korku oyunlarını biliyorsunuz. Hepsinde klasik bir olay vardır. Hangisinin insan, hangisinin gerçek olmadığını çözmeye çalıştığımız şeyler. Bu da öyle bir şey diye umuyorum. Hatta umuyorum. Değişik bir şey olsun bu seferlik. Bu oyun Semi, kardeşi Markus ve köpekleri Milo hakkındadır. Bu oyun korku, mizah ve eğlence içerir. Allah Allah. Galiba çok garip bir oyun bekliyor beni şu an. Soruları cevapla, tamam. Klasik bir analog korku oyunu başlangıcı. Hazır olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Tabii. Hemen gönder soruları. Analog Samlot'u salmak için hazır olduğumu... Analog Samlot kim? Kral Samlot hangisi? Bu ne oğlum? Kral Samlot'un bu olduğunu tahmin ediyorum. Doğru mudur? Markus? Hangisi Markus? Şu giga chat pozu veren mi Markus abi? Milo. Milo hangisi bunların köpeği, ben nereden bileyim? Budur herhalde. Bazıları hastalıklı. Onları seçme. Tamam, bu şeye geldik yine. Dikkatli bak. İnsan... Arkamdan ses mi geliyor benim? Benim gerçekten arkam mı var abi? Benim arkamda açık bir kapı mı var? Ben neredeyim şu an tam olarak? King Samlot hangisi? Hastalıklı olanları seçme demişti. Ve bunlar bayağı hastalıklı gözüküyor. King Samlot bu. Başka soru alayım. Bir daha King Samlot'u soruyor. Oh my god! Hangisi normal oğlum bunların? Bu ne? Benim arkamdan bir şey gelecek ama. Markus. Markus Cardi... Bu ne ya? En normal hangisi, karar veremiyorum şu an abi. Budur herhalde. Twerk atanı seçmek istemiyorum. Sakın cama bakma. Bana hiçbir şey yok. Yoksa gerçek hayattaki camdan mı bahsediyorsun? King Samlot hangisi? Allah belanı versin. Hangisini seçeceğim ben? Şuyu galiba. İnsan olanı seç. Tabii. Çok belirli bu. Başka soru alayım lütfen. İnsan olanı seç. Tamam. Bu oyun garip yerlere gidiyor. Benim odamda niye pencere var oğlum? Salonu gösteren çok saçma. İnsanı se... Abi bu ikisi de insan değil bunların ya. Git ve dinlen. Tamam. Lütfen dinlenmeye giderken başıma bir şey gelmesin. Rica ediyorum. Ben nerede yaşıyorum böyle? Allah kahretsin ya. Evet, oturup duvarı mı izleyeceğim burada? İnanamıyorum, ben ne oynuyorum ya? Ne oluyor? Ne oluyor? What the fuck? 20 yıldır buradayım. Beni kimse bulamadı. Sadece ekrandaki yönergeleri izledim. Belki bir gün serbest kalırım diye. Bana ne? Merhabalar. Yeni sorular var mı? 3 tane daha. İnsan olanı seç. İkisi de insan değil bunların. Şu an ben sallama moduna geçtim abi. İnsan seçtim ama ikisi de insan. Sağdakini seçiyorum. Yapacak bir şey yok. İnsanı seç. İkisi de insan değil. Tamam, bu sondu. 3 tane demişti. Şimdi ne olacak? Ne oluyor? Kapı açıldı mı? Aa, kapı açılıyor. Gerçekten serbest bıraktı beni. Teşekkürler hayalet. Canavar, yaratık, artık her neysen. Sonunda özgürüm. Allah kahretsin. Değilmişim. O ne? Ekranda şu an biri var. Yine. Hayır. Öldün. Ama tüm bunların arkasındaki kişi kim? Kimmiş? İkinci oyunumuz Eki The Station veya Ikai. Ikai. Oyun hakkında hiç fikrim yok ama galiba Japonya'da ve tren istasyonunda geçiyor. Pekala, acele etmem gerekiyor. Eve giden treni kaçırmak üzereyim. Tamam, o zaman koşarak gideyim. Aha, tren orada. Tren orada. Tren. Benimle dalga geçiyor olmalısın. Bu bana oluyor olamaz. Tren gidiyor. Oğlum atlasana üstüne Hindistanlı gibi. Sanırım eve dönmenin başka bir yolunu bulacağım. Abi gerek yoktu yani. Atlasaydın trenin üstüne. Hindistan'da gibi giderdin. Adamlar 100 kişi çıkıyor, bir şey olmadı. Sen çıkınca mı bir şey olacak? Ben gidiyorum ya. Ha? Okul kızı mı? Beni yalnız bırak. Ben de çok meraklıydım sanki sana. Dallavuk. Ben gidiyorum. Yürüyerek eve nasıl gideceğim ben? 30 diyor bak. Yavaş gitmem gerekiyor. Hızlı gidersem kötü şeyler gelir başıma. İşte kötü şeyler derken. Toprak. Bundan bahsediyorum. Allah kahretsin ya. Ne alaka oğlum? Eve yürüyerek gitmek iyi bir fikir değildi. Ne kadar geç olduğunu görmüyor musun? Bir de bana jumpscare o kız mı attı, ben mi yanlış gördüm? Az önce 5 sondan birini yaptım. Treni yakalayabiliyor musun abi sonlardan biri? Ha? Bu kız nerede? Benim treni kaçırmamı mı bekliyor buraya gelmek için? Ve bu tren benim
Buradan dışarı çıkmamı mı bekliyor cidden? İnanamıyorum bu oyuna ya. Bu da geldi değil mi şimdi? Sen bana niye jumpscare attın? Bana bak bana. Cevap versene sen bana be. Niye jumpscare attın? Ben sana ne yaptım? Tren. Tren. Diyor. Ne alaka? Sen bana niye jumpscare attın lan? He? You little bitch. Git mi? Git he. Gitmiyorum lan. He? Bazen insanlar ya da hayaletler, ruhlar ve yokayiler bölünmeyi ve konuşmayı sevmezler. Anlayabiliyorum. Allah belasını versin böyle. Tamam, şu an iyi bir insanım. Şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama herhalde bu kıza bulaşmayacağım ve yürüyerek de gitmeyeceğim. Trene de binemeyeceğim. Abi tek çare Hindistan'da gibi bu trenin üstüne çıkmak ama dinlemiyor bizim adamları. Abi ben çözemedim ne yapacağımı. İnternet gücümü kullanacağım galiba. Abi galiba anladığım kadarıyla para toplayıp taksi çağıracağım. Burada bak bu telefonu kullanabilmek için bozuk paraya ihtiyacım var. Ve bozuk para hiçbir fikrim yok nerede olduğu hakkında. Bura neresi oğlum ya? Adam devasa bir map yapmış ama. Allah be, bu oyunun belası. Sanırım buradan gitmek istemiyorsun gibi gözüküyor. Endişelenme. Tren istasyonunda kalacaksın. Yani bedenim orada kalacak muhtemelen. Öldürdü çünkü beni. Yine hayvan oğlu hayvan kız. Bak kız benim yürüyerek gitmemi istemiyor. Trene binmemi hiç istemiyor. Treni oradan özellikle benim gelmemi bekliyor gitmesi için. Ona dokunmamı istemiyor. Etrafta dolanmamı istemiyor. Ne istiyor bu benden? Oğlum para mara yok ortalıkta, dalga mı geçiyorsun ya? Şu köşelerde falan diyeceğim, burada da yok. Para. Para. İçeride para mara yok. Buralarda var mı? Buralarda da yok. Oğlum para nerede ya? Bir de paraların spam olması için önce buna mı tıklamam lazım? Tamam, taksi çağırıyorum. Para burada diyor. Abi lütfen biri bana para versin ya. Ha? Hayır. No. Sonunda. Fucking finally. Sonuç olarak taksi 2 dakika içinde gelecekmiş. Taksi. Ha, geliyor taksi. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Sonunda. Eve gittin. Sadece sıkıcı taksi radyosu dinlemek zorunda kaldın. Tamam, bu kabul edilebilir bir şey. Son oyunumuz. Cleaning Redwell. Çok havalı. Şu müziği duyuyor musun? İşte bu. Havalı bir indie korku oyunun müziği. Oyun hakkında hiçbir fikrim olmadığı için konuşmayı uzatıyorum, evet. Artık buna alışmışsın. Redwell 1976. 1976. Oh yeah. Oo, oyun bayağı akıcı lan. O kadar beklemiyordum. Ben doğru mu görüyorum yoksa ben çöpçü müyüm? Ben çöpçü müyüm ha? Amacım çöpleri alıp ama arabayı bile yanaştırmıyorum. Bak arabayı ortada bırakıp çöpü oraya kadar taşıyıp öyle atıyorsun. Mı? Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz lan? Arabayı mı süreceğim oğlum ben? Evet, arabayı sürecekmişim. İnşallah ezmemişimdir çöpü. Bence tam yerindeyim şu an. Allah kahretsin. Oğlum ben nasıl denk getireceğim çöpü oraya? Tamam. 4 tane şey var diyordu, çöp. Bir tanesi burada. 3 tane de bunun içinden çıktı. Bu ne biçim çöp lan, böyle uzuyor. Abi benim gibi bir Allah'ın çöpçüsüne ne yapacaksınız? Gerçekten merak konusu. Çöpçüyüm lan. Bir kutu kaldı diyor. He, şey yapmam lazım, dur. Aldı mı? Tamamdır. Her türlü meslekte çalıştım. Hadi başıma bir şeyler gelebilir. Mesela baristayım ve verdiğim içeceği sevmedin. Bana sinirlenmiş olabilirsin. Veya bir film satıcısıyım. Verdiğim filmi beğenmedin. Ama çöpçünün başına nasıl bir şey gelebilir merak ediyorum. Yavaşla ve sola dön diyor. Bende o iş. Dönüşü kes. Sana... Oğlum sıkıştım lan. Şu an bu araba neden kendi kendine geriye doğru gidiyor? Ben şu an neye tanık oluyorum? Ne oluyor şu an? Bak şimdi bu sefer dönüşü harbiden alacağım. Buradan dur, çöpleri almam gerekiyor. Dur. Oğlum şu çöpün kapağını açsana ya. Tamam. Empty the truck. Tamam dur. Burada bir tane çöp varken başka çöp koyamıyormuşum. Tamamdır. Bunları da yolluyorum. Başka çöp var mı bu arada? Ben bunu ortaya atıyorum abi. Bununla uğraşamam. Başka çöp yok galiba. Varmış. Şu arabayı ileri alayım da. Aynen, iki kutu kaldı diyordu. Bu araba niye bu kadar zor kontrol ediliyor ya? Hop, ben de olmasam bu halk ne yapacak ya? Allah Allah. Benim gibi şerefli namuslu bir çöpçü olmadan. Burası bir hiç. Bu sefer dönüşü düzgün yapacağım. Şakam yok. Gördün mü? Ana. O ses. Ha? Bir dakika. Benim kasabamda. Ha, ışıktan geliyormuş. İleride iki tane çöp görüyorum. Eğer şu anda iki çöp kaldı diyorsa... Sıkıntı yok. Kaç çöp? 4 çöp. Allah ka. Tamam, 2 tane daha çöp varmış. Benim gibi işinde gücünde bir adama bence bulaşmayın. Hoş olmaz. Kan mı o?
Tövbe estağfurullah ya. Sen ciddi olamazsın ya. Oğlum 4 tane kaldı diyordu. Bundan 4 tane çıktı. Sadece dalga mı geçiyorsun? İndir kolu. Kaç tane diyecek? 2 tane. Ha? Ha? Çok garip bir oyun. Ben gidiyorum. Ne yazıyor orada? Yavaşlı yazıyor. Yok almayayım. İyi günler. 5 tane mi var? Yoo! Bu kadar küçük yerde nasıl 5 tane olabilir? Bir tanesini geçmişim. Basketi izle. Bam! Bam! Kim attı bunu buraya? Ben sizin hizmetçiniz mi? Hizmetçiniz miyim lan ben sizin? Lova bak. Yukarıdan çöp sallıyor bana. Ben bir daha oraya yaklaşmam. Ben bu çöpü buraya bırakıyorum. Gidiyorum. İyi günler. Aç kapıyı, aç kapıyı. Dur, 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 dur. O ses neydi? Hoş değildi. İyi günler. Görüyor musun ne kadar nazim? Bak adam beni korkutmasına rağmen ben iyi günler diyorum. Dur şurada bir tane çöp var. Bence 8 yaşında 4 tane çocuk beni prankliyor şu an abi. Aa belim de çok kaşınıyor ya. Glock 18 koymuştum da belime bir tane. O kaşındırıyor olabilir hani belimde bir tane duruyor da. Sabahtan beri duruyor orada. Araba niye çalışmıyor? Araba? Oğlum bu arabanın tekerleği... Bu araba niye havada duruyor? Ben bug'a mı girdim şu an? Abi araba havada... Araba niye havada duruyor şu... Sen bana dalga mı geçiyorsun? Tamam düzeldi. Ekek gerep beresto tempo. Ente miyente. Ekek gerep beresto tempo. Ya bunu kim kapattı? Bu ne lan? Not bırakmışlar bana. Oku. Senden saklanıyorlar mıydı? Umurum dışı ben gidiyorum görüşürüz. Ha, bayağı hayvan ol hayvan bir mahalledeyim ben ya. Herkes çöplerini yere fırlatıyor. Yani inanamıyorum ben. Baksana adam kap... İyi günler, iyi günler görüş. Tamamdır ben gidiyorum. Oğlum yerlere atmış şu çöpleri bak iyice sıkmaya başladı beni bu iş. Bir de not bırakmışlar ne var? Ne diyorsun? Bu işte iyisin. Biliyorum olsun. Ya benim bildiğim çöp... Evin içinde olan sensin. Sen kapıyı niye tıklatıyorsun ki? Ekek gerep bir ese tempo. Entemiyen. Ya Allah'ın belası herifler. Hoş mu bu? O ne lan? Devasa bir bıçak mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Beni ilgilendirmez. Şimdi o cinayet aletidir. Benim parmak izim bulaşır. Benim üstüme kalır. Ben hiç uğraşamam. Oluyor! Harika. Yanıp sönen bir ışığın altında çöp var. Ve bu ne? Beni ilgilendirmezden gidiyorum. Bir tane daha not bırakmışlar bana. Ne diyorsun? Sır tutmada iyisin. Lan ben de çöpçülüğüme şey yaptı sanmıştım. İltifat etti sanmıştım. Meğer başka bir şeyden bahsediyormuş benim. Ya Allah'ın belası herifler. Niye yolun ortasına atıyorsunuz siz şunları ya? Ne lan? Beni korkutmak için bütün şehrin elektriğini kesmene gerek var mıydı ya? Benim karakterin umursamayıp bir şey devam etmesi daha da garip. Ha orada ışık var lan. Ne ışığı? Yine ne notu bıraktın bana ya? Arkadaşlarına ve ailene yalan söylüyorsun. Ya sen ne anlatıyorsun abi? Ben çöpçüyüm, çöpçü, çöpçüyüm ben. O neydi? Ben doğru mu gördüm? Yoksa görüntü bug'ı falan mıydı? Kendimi mi gördüm yani? Aa çöp, 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 çöp. Hop, basket. Bir tane daha çöp varmış ya. Daha gidemedim bile. Evet ne diyorsun ne diyorsun yine ne diyorsun? Bütün sırlarını biliyoruz. Umurum dış. Ben çöpçüyüm abi benim ne sırrım olabilir ya? Arabamın camını mı kırdın sen? Ben inanamıyorum bu oyuna. Bir çöpçü bu kadar zorbalanamaz abi. Ve benim adam hala umursamadan çalışmaya devam ediyor. Ben şu an eyalet değiştirmiştim. Koşarak. Ne yapıyorsun lan burada? Oğlum bu ne cin deccal. Bak şu. O çöpü atmasam olmaz mı? Beyefendi. Bir kedi korkutur, bir fare korkutur. Dalga mı geçiyorsun sen? Acelesin iyi olur. Burası kırmızı olmaya başladı. Ya ne anlatıyorsun abi sen? Gel şuraya. Oo sesler ne? Harbiden kırmızı olmaya başladı burası. Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Ben bir şey yapmadım. Kimseyi ezmedim. Belki de benim adam çöpçülük yaparken birini ezmiştir. Günah budur benim adamım. Sana izin ver, sana zarar vermeyeceğiz. Sana ihtiyacımız var. Bir düşüneyim ben ya bu durumu. Bir izin verin bir düşüneyim ben bunu bir. Bu araba oyun tarihinde sürülmesi en zor araba olabilir. Burada ne olmuş?
Abi ben olay yeri inceleme falan değilim. Burada ne olmuş benim umurumda değil. Ben çöpçüyüm. Ama hiçbir dedikodu yoktu. Biz bir sürü kişi öldürdük. Ne oluyor? Bu müzik ne? Abi ben çöpçüyüm. Goodbye Red Bull. Aa kurtuldum. Bitti mi oyun? Bir başıma hiçbir şey gelmedi. Ölmedim. Jumpscare değmedim. Korkmadım da. Ben bu kadar şanslı olduğuma inanamıyorum abi şu an. Bir indiye korku oyununda korkmadan ve ölmeden kurtuluyorum. Oyunu bitti sanıyordum. Oyun bitmemiş. Bu ne? Şimdi gerçek işinle yüzleşme zamanın. Benim gerçek işim bu mu? İşte şimdi oyun güzelleşmeye başladı. Ama ben niye random birini ezip götürüyorum şu an? Bu benim işim bu mu? Random insanları ezmek mi? Bu mutlu müzik ne abi?